Klasik siyasi düşünce, metin okumaları dedik, tragedya ve siyaset teorisi arasındaki karşılaşmayı ele alıyoruz. Bunu tragedya ozanı şairi ve filozof arasındaki karşılaşma veya daha önce dediğim gibi estetik ve politika arasındaki karşılaşma olarak da düşünebiliriz demiştim. Şimdi dersimizin amaçları tabii ki bu karşılaşmayı etik, siyasal ve estetik sorunsallar düzleminde ve belli temalar aracılığıyla ortaya koyabilmek. Siyasal uzlaşmazlık, çatışma burada çok önemli bir bağlam. Çünkü işte siyasetin doğasının bir çatışma veya dost düşman ayrımı veya uzlaşmazlık olup olmadığı bir tartışma meselesidir. Tragedyalarda bize sunulan siyaset figürü biraz bu uzlaşmazlık olarak siyaset yaklaşımına yakındır. Bir diğer mesele adalet ve daha geniş olarak erdem sevgili arkadaşlar. Yani temel olarak siyasal uzlaşmazlık, uzlaşma, erdem, adalet ve bütün bunlara eşlik eden belirli rasyonalite sorunları olarak düşünebiliriz. Yani dersin aslında belirli temalar veya izlekler aracılığıyla tragedya, filozof, felsefe çatışması zeminine oturtmaya çalıştığımızı söyleyebiliriz. Ha, az önce şunu söyleyecektim. Dersin içeriği de eğer Academia Edutr'den bakmışsanız biraz şey bir içeriktir. Yani böyle nasıl diyeyim? Tezli bir içeriktir. Yani biraz daha bu konuyu ben bir makale ya da kitabın bölümleri nasıl düşünülebilirse biraz öyle düşündüm. Dolayısıyla nasıl bir tezde giriş, orta bölüm ve sonuç olursa bu dersinde bir girişi var, bir orta bölüm var, sona doğru daha sadede doğru gelen bir ders. Yani sizi bir yerden alıp bir yere götürmeye çalışan bir ders. Şimdi bu dersin kazanımı ne olabilir? Yani içerik ve amaçlardan bahsettik. Kazanımları ne olabilir? Tragedyanın siyaset teorisiyle ilişkisi konusunda bir kanaate varmak tek başına bir kazanım sayılabilir. Çünkü bu tragedya meselesinin incelenmesi açısından modern dönemin başlangıçlarına gittik. Siyaset bilimcilerin bu konuya el attığından söz ettik. Son dönemde şunu da ekleyebiliriz. Mesela Judy Butler ve Slavoj Žižek gibi çağdaş filozoflar, buna Simon Critchley'i de ekleyebiliriz. Temel olarak tragedya düşüncesine yönelip tragedyadan günümüzün siyasal problemlerini açıklayabilecek cevaplar türetmeye çalışıyorlar. Sadece bu tartışmalara aşina olmak bile bana kalırsa çok önemli ki bunlara işte Butler, Žižek, Simon Critchley'e Terry Eagleton'u da ekleyebiliriz. Özellikle Tatlı Şiddet kitabı tragedya üzerinedir. Bu tartışmalara aşina olmak bile önemli. Bunun yanı sıra klasik siyaset teorisinin temel kavramlarını çözümleyebilmek. Ya bunların en başında da amaçlar kısmında değindiğim erdem geliyor, areti. Yani sadece bu erdem meselesinin Platon ve Aristoteles'teki gelişimine hakim olmak bile ki tragedya ile karşılaşma zemininde asıl sorunsal bu erdem olacak. Yani bir taraf diyecek ki erdem sahnelenen ve seyirciye öğretilebilen bir şeydir. Öbür taraf Platon Sokrates tarafı erdem böyle dışarıdan öğretilebilen bir şey değildir. Dolayısıyla oradan erdemin ne olduğu tartışmasına gideceğiz biz bu karşılaşma zemininde. Dolayısıyla erdem kavramı ve buna benzer kavramlar yani klasik siyasi düşüncenin temel kavramları burada karşımıza gelecek. Tragedya ve klasik siyaset teorisi arasındaki çağdaş tartışmaları takip edebilmek bu da önemli. Dediğim gibi bu Hegel'den Nietzsche'ye, Max Scheler'e, Žižek ve Butler'a kadar gelen bir mevzu.
Yani şöyle söyleyeyim aslında bakılırsa hani modern dönemde, çağdaş dönemde değil de modern dönemde herhalde tragedyayla ve klasik siyasi düşünceyle ilgilenmeyen bir filozof yoktur. Ve aslına bakılırsa bu tragedya yorumlarına hakim olmak bize filozofların düşüncesinin kapısını da biraz açar. Yani çünkü biz Hegel'e gittiğimizde temel olarak tragedyanın hakiki mahiyetinden ziyade Hegel tarafından sunulmuş bir tragedya Antigone yorumuyla karşılaşırız. Hakeza Nietzsche'ye gittiğimizde de öyledir. Yani o yüzden mesela bu Nietzsche'nin, Hegel'in bu felsefe tarihi kitapları tercüme ediliyor, okunuyor. Fakat her zaman bunların aslında filozofun külliyatının bir parçası olduğu, böyle bugünkü gibi bir akademik felsefeci tarafından değil, güçlü spekülatif tezleri olan bir filozof tarafından yazıldığı hesaba katılmalı. Yani mesela Hegel'in Antigone'ye yönelişinde Hegel'in çözmeye çalıştığı temel bir sorun vardır. Felsefesinde vuzuha kavuşturmaya uğraştığı. Tikel ile genel, öznel ile nesnel olan arasındaki ya da bunu daha sosyopolitik düzlemde bireyle toplum arasındaki çelişkiyi senteze kavuşturmak. Çünkü tragedyada trajik dünya görüşünde ortaya çıkan şey Hegel'e göre diyalektik dünya görüşünde ortaya çıkan şeyden farklıdır. Aslında trajik olan, trajik dünya görüşü diyalektiğe meydan okur temelde. Neden? Çünkü trajik olan da karşıtlıkların nihai olarak bir sentezde üstesinden gelinemeyeceği fikri vardır. Bu yüzden tragedyaların sonunda bir kahraman ölür ya da işte, intihar eder. Antigone'de olduğu gibi. Çünkü karşıtlıklar, uzlaşmazlıklar bir çözüme kavuşturulamamıştır. Dolayısıyla bu tam Hegel için iyi bir düşünce jimnastiği yapılabilecek bir alan. Diyalektikle trajik olanın karşılaşma zeminini kurmak. Tabii Nietzsche açısından da böyle. Yani Nietzsche'nin tragedyanın doğuşunda tragedyayı bir taraftan Apolloncu, bir taraftan Dionizak güçlerin bir bireşimine dayandırması kendi felsefesi açısından kritik önem taşıyor. Çünkü bildiğiniz gibi Nietzsche işte modern kültürün Hristiyanlıkla birlikte Hristiyanlık sonrası modern kültürün bir dekadans olduğunu düşünüyor. Bu dekadansın ilk oluşturucularından birini de Sokrates olarak görüyor. Sokrates de Evripides'in arkadaşı. Yani tragedyacılardan Evripides'in arkadaşı. Evripides de Nietzsche'ye göre sevgili arkadaşlar bu tragedyanın trajik mahiyetini ortadan kaldıran, tragedyayı felsefeye benzetmeye çalışan, tragedyanın ölümüne yol açan bir tragedya şairi. Şimdi burada da gördüğümüz bize mahiyeti itibariyle gelen bir tragedya anlatısı değil, Nietzsche'nin imbiğinden geçmiş bir tragedya anlatısı. Dolayısıyla şunu söylemek için geldim buraya kadar. Aslında çağdaş ya da modern tragedya yorumlarına hakim olmak bize bu düşünürlerin düşüncesinin kapısında aralamaya imkan verir. Ve son olarak dersin öğrenme kazanımları bana göre biraz soyut dursa da en önemli kazanımlardan biri bu. Etik ve siyasal meseleler hakkında eleştirel düşünme yeterliği geliştirebilmek. Yani yanlış anlamayın, koskoca insanlarsınız. Ben size gelip böyle bir yeterliği yapacağım falan değil. Hep beraber kolektif olarak bunun çabası içinde olacağız. Fakat ben kendi adıma değil, tragedyaların böyle bir zemini ortaya koyduklarını düşünüyorum. Yani tragedyalar milattan önce 5. yüzyılda ortaya çıktıklarında zaten biraz yurttaşın, Atina'daki demokratiyanın yurttaşının eleştirel yetilerini
bir yurttaş olarak eleştirel yetilerini geliştirme ve yönlendirme amacı taşıyordu. Yani tragedyalar Perikles demokrasisi tarafından finansal ve kültürel olarak destekleniyorlardı. Yani bir nevi işte bu Sofokles ve diğer tragedya ozanlarına anakronik olmak pahasına devlet sanatçıları diyebiliriz. Fakat bunu yaparken sadece demokratiyanın ideolojisini değil, aynı zamanda demokratiyayla çatışan pek çok unsuru da sahneye getirip yurttaş izleyiciye şunu söylüyorlardı. Evet, bu çatışma zeminleri hakkında düşün ve bir yargı oluştur. Yargı yetilerini geliştir. Bu yargı meselesi başlı başına önemli. Yani işte modern dönemde biliyorsunuz Kant'ın eleştirel düşünceyi yargı yetisinin gelişmesi üzerinde temellendirmesi vesaire. Etik siyasal meseleler hakkında eleştirel düşünme yeterliliği nasıl geliştirir? Bizi hem içinde hem dışında konumlandırarak tragedyanın ya da o dönemin seyircisini hem oyunun içinde hem bir mesafe içinde konumlandırarak ve bir mesafeden düşünsel yargılarını geliştirmesini sağlayarak olabilir. İkincisi tematik açıdan olabilir. Yani tragedyanın bazı temaları var. O temalar hakikaten etik politik sorunlar üzerine eleştirel düşünmek açısından çok önemli maddeler sağlıyorlar. Yani tragedi aslında bana kalırsa şöyle bir şey. Yani bize felsefede olduğu gibi bir şeyi spekülatif bir şekilde soyutlayıp önümüze getirip ikna etmeye çalışmıyor tragedya. Tamam. Fakat belirli meseleleri sahneye koyuyor. Yurttaş ya da izleyici veya yurttaş izleyici sen bir kanaate var diyor. Tragedya 5. yüzyılın başlarında çıkıyor. Yani işte bu Aisilos'un 490'lar diyelim. İşte bu Perikles vesaire de 460'lardan itibaren. Dolayısıyla tragedyayla demokratiya iç içe geçiyor. Fakat 5. yüzyılda pek çok yeni gelişmenin yaşandığı bir dönemde ortaya çıkıyor tragedya aynı zamanda. Bu yeni gelişmeler işte aristokrasiden demokrasiye geçiş, daha anaerkil olduğu düşünülen ki Yunanistan'da arkeologların anaerkil bir düzenek dair bulduğu kalıntılar olduğunu sanmıyorum. Fakat tragedyada buna dair temalar var. Daha anaerkil bir düzenden daha ataerkil bir düzene geçiş. Daha kadın egemenliğinin söz konusu olduğu bir dönemden daha erkek egemenliğine doğru geçiş ki demokratiyanın yurttaşı malumunuz erkek bir yurttaştır. Değil mi? Erkek bir yurttaş olduğu için hani bugün demokratiye deyince tüm böyle şahanelikleri içeren bir düzen gibi anlaşılıyor. Demokratiye nasıl erkek egemen bir düzen olabilir diye bir paradoks gibi görünebilir. Fakat Atina'da demokratiyanın ortaya çıkışı bunu siyasi düşünce derslerinizden itibaren muhtemelen biliyorsunuzdur. Erkek egemen bir düzen aynı zamanda. Bu katman katman yani her bir katmanı tek tek ele almak yerine girişler çıkışlar yapıp bütünsel olarak anlamaya çalışacağız. Yani aristokrasiden demokrasiye, kadın egemenliğinden erkek egemenliğine, anaerkiden ataerkiye ve mesela şiirden felsefeye ya da logosa diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu logos olarak da düşünebiliriz. Bütün bu 5. yüzyıl tragedya ile felsefenin ortaya çıktığı bu yüzyıl aynı zamanda logosa geçişin de yüzyıldır. Pek çok açıdan araştırabiliriz bunu. Şimdi şairden filozofa geçişi tam olarak kavrayabilmek için bu şairlerin en kanonik olanına gitmemiz gerekiyor. O da kimdir? Homeros ve Hesiodos'tur. Değil mi? Şimdi Hesiodos Teogonia'da İşler ve Günlerin Getirdiği kitabında aslında Yunan dünyasının mitolojisini kuruyor bir taraftan. Fakat aynı zamanda Homeros, İlyat ve Odessa ile bütün bu şairlerin hakimiyetini
ve Yunan dünyasının bir kanonunu oraya yerleştiriyor. Şair deyince ilk akla gelen o. Dolayısıyla biz şair filozof karşılaşması zeminini anlamak istiyorsak Homeros'un dünyasına zorunlu olarak bir bakış atmamız gerekiyor. Şimdi dolayısıyla onunla başlıyoruz. Haftalık ders içeriğimizdeki ilk haftamızın, dersimizin konusu Homeros'un dünyasına bir bakış. Bir bakış diye böyle daha tevazu içeren bir şekilde formüle ediyorum. Çünkü hani klasikçi değilim ben. Dolayısıyla hani boyumdan büyük laflar da etmek istemem bu konuda. Fakat bir siyaset bilimciyim. Siyaset bilimci öyle sağa sola dalar arkadaşlar. Öyle şeyi yoktur yani. Yani bu konuda şey vardır. Hani uzman bir akademisyen tavrıyla her şeye burnunu sokan entelektüel arasında bir fark vardır. Hani Aizah Berlin bunu biraz kirpiyle tilki olarak formüle ediyor. Hani ben daha böyle her şeye burnunu sokan, uzman olmayan, ya belirli uzmanlıkları olsa bile tavrı severim. Yani Said mesela entelektüel kitabında buna amatör entelektüel diyor. Amatör entelektüelin faydası şudur. Kurumlardan, disiplinlerden, onların sınırlayıcılıklarından uzak daha özgür düşünce üretebilmektir. Fakat şu da var. Her ne kadar amatör entelektüel olsak, farklı meraklarımız olup oralara burnumuzu soksak da yani sınırları bilmemiz de gerekir. Dolayısıyla Homeros'un dünyasına böyle kısa bir bakış atıyoruz. Burada ana meselemiz dediğim gibi bu da çok farklı şekillerde formüle edilebilir. Mesela 5. yüzyıllık geçişten söz ettim ya. Bu aynı zamanda antropologlar tarafından sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş olarak da formüle edilir sevgili arkadaşlar. Yani işin pek çok katmanı var. Mesela antropolog oraya baktığında bir sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş görüyor, teşhis ediyor ya da. Siyaset bilimci baktığında aristokrasiden demokratiyaya geçiş görüyor. İşte politik ekonomici baksa mesela muhtemelen daha takas ekonomisinden köleci, daha böyle mülkiyete dayanan başka bir sisteme geçiş görecek vesaire. Dolayısıyla çok fazla katman oluşuyor burada. Fakat bu katmanların her birinden alacaklarımız var. Yani 5. yüzyılı aydınlatabilmek, özellikle şair-filozof karşılaşmasını açıklayabilmek için. Homeros'a bakarken de onlardan birini çekebiliriz oradan. O da şu, hani Homeros'un temsil ettiği bir sözlü kültür var. Yani yazının henüz kullanılmadığı, yani yazının bulunmuş olsa bile ki çok daha önceye gidiyor. Yunan toplumu açısından kastediyorum. Yazının henüz etkin olarak kullanılmadığı bir dönemde kulağın göze oranla daha fazla önde olduğu bir dünya görüşü sunuyor bize. Öyle bir dünyanın insanı Homeros. Bu açıdan bakacağız. Bu ne anlama geliyor? Çünkü bu bize şunu da söyleyecek. Platon özellikle Devletin 10. kitabında ve başka diyaloglarında İyon gibi, Sokrates'in savunması gibi sözlü kültüre dayanan düşünme kalıplarını yıkıp yeni bir düşünme biçimi ortaya getirmeye çalışacak. Dolayısıyla biz Platon'un neyi yıktığını anlayabilmek için Homeros'un dünyasını anlamamız gerekiyor. Ama dediğim gibi bu konuda daha sınırlı davranıp bir haftada Homeros'tan ne alabiliriz? Homeros'un dünyası nasıl bir siyasal, sosyal dünyaydı diye bakacağız. Şimdi daha sonra benim kafamda olan şu, polisi anlamak gerekiyor. Yani 5. yüzyılda bütün bu gelişmeler, tragedya ve klasik siyaset teorisinin ortaya çıkışı bir siyasal form olmaksızın meydana gelemezdi. Dolayısıyla burada aynı zamanda siyasetin belirleyiciliği bağlamından siyasal bir forma doğru yöneliş yapıyoruz. Polis, polis nedir? İşte dilimize yanlış bir şekilde şehir devleti, kent devleti olarak çevrilen işte Alparslan kafa sallıyor. Çünkü neredeyse her ders, değil mi? Bunu ele almıştık buradaki yanlışlığı. Çünkü hani
kent devleti diye çevrildiğinde modern ulus devletle bir çağrışım yaratıyorsa bu, ki muhtemelen yaratıyor, polisi hiç açıklamıyor ve yanlış bir intibaya yol açıyor. Polisi anlamak. Polisin ruhu ve kamusal yaşam neydi? Şimdi geçen dönem farklı bir müfredat takip etmiştik burada. Bu dönem diyorum ki doğrudan siyasi düşünce metin okumaları ya dersimiz aynı zamanda. Doğrudan polisin ne olduğunu anlamak için Aristoteles'in politikasına gidelim mesela. Yani politikada polise dair bütün kitap zaten poliste, politeye ile ilgili. Ama ve lakin polisle ilgili en stratejik bölümleri seçelim, onları okuyalım. Hakikaten bir metin okuması yapalım. Böylece bir taşta iki kuş vuralım. Yani bir, biz 5. yüzyıl ki şeyin Aristoteles'in kafasında da o var. 5. yüzyılda ortaya çıkan bir siyasal form olarak polis nedir? Aristoteles'in bakış açısından o mevzuya girelim. İki, hem de klasik siyasi düşünce metini olarak Aristoteles'e adım atmış olalım. Bunu aynı zamanda şöyle de yapabiliriz. Yani bu hani dedim ya, bir kronoloji olmadan somutlaşmıyor meseleler. Bu kronoloji veya siyasi tarih meselesinde Aristoteles'ten yine takip edebiliriz. Aristoteles aynı zamanda ilk siyasi tarihçi filozoflardan biri olarak sayılabilir. Özellikle Atinalıların Anayasası kitabı yüzden fazla anayasayı karşılaştırmalı olarak incelediği, fakat bize bunun ancak kısmi bir bölümünün kaldığı kitabı, temel olarak Atinalıların anayasal kurumlarının tarihsel süreç içinde gelişimini inceleyen bir kitaptır. Dolayısıyla biz Atina'nın siyasi tarihini, yani tragedya ve klasik siyasi düşüncesinin ortaya çıktığı mekanın tarihsel süreçlerini Aristoteles'ten anlamış oluruz. Böylece yine Aristoteles'e bir adım daha atmış oluruz. Önceki müfredatta yine bir sonraki haftamızda şu vardı. Heroik erdem tasavvurundan işte daha böyle rasyonel bir erdem tasavvuruna geçiş ya da sözün sekülerleşmesi bağlamı vardı. Aslında bağlamlar benzer ama farklı kitaplar takip etmeyi düşünüyorum. Bu bütün bu Homeros'tan Platon'a, şairden filozofa geçiş aynı zamanda daha böyle heroik, kahramanvari bir erdem biçiminden, erdemin daha rasyonel göründüğü, polise uygun bir erdem biçimine geçiş, bir yurttaşa Aristoteles'te olduğu gibi ya da filozofa uygun bir rasyonelleştirilmiş erdem biçimine geçiş olarak düşünülebilir. Bazı antik Yunan uzmanları bunu mesela Marcel Detienne gibi sözün sekülerleşmesi olarak düşünüyorlar. Söz de burada kastedilen logostur. Yani logosun sekülerleşmesi, açıklanamaz bir, yani seküler derken burada tabii Fransız devrimi öncesi ve sonrası sekülerizmi gibi anlamayın. Daha açıklanabilir bir zemine kavuşması, daha logosun polisin politeyanın zeminine yerleşmesi olarak düşünmemiz lazım bunu. Dolayısıyla meselenin hani o dedim ya, aristokrasiden demokratiyaya bir katmanı da heroik bir erdem tasavvurundan işte ne dedik, daha rasyonel bir erdeme geçiş. İşte bunu en iyi görebileceğimiz yerlerden biri sevgili arkadaşlar, Sokrates'in savunması. Sokrates'in savunması hani çok farklı şekillerde okunmuştur. Buna da açık bir metin. Çünkü metnin kendisinde bazı açıklanamaz kapalı unsurlar var. Dolayısıyla sürekli kendisini yoruma açık kılan bir, sadece Batılı değil, bütün insanlık için herhalde bir kanonik nitelik arz eden bir metin. Bu metne ama bu noktayı nazardan bakmak. Yani heroik erdem tasavvurundan rasyonel erdem tasavvuruna Sokrates Platon'la nasıl geçiyoruz? Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Homeros'un dünyasına bir bakış attık. Aristoteles'le polisin ruhunu kavramaya çalıştık. Daha sonra
Sokrates'le birlikte heroik erdem tasavvurundan rasyonel erdem anlayışına doğru bir geçiş yapacağız. Bu ikinci bağlamla da birbirini tamamlıyor. Çünkü Sokrates'in savunmasında göreceğimiz bir önceki bağlamda Aristoteles üzerinden incelediğimiz polisle filozofun karşı karşıya gelmesi sevgili arkadaşlar. Yani Sokrates'in savunmasındaki ana mesele tabii ki bu heroik erdem tasavvurundan, rasyonel erdem tasavvuruna bu bir yanda. Bir taraftan da polisle ya da politeya ile filosofos arasındaki trajik çatışma, Leo Strauss'un deyişiyle. Yani bu trajik bir çatışma olarak ortaya konulur. Yani bu bakış açısından benim de ulaştığım sonuç şu, Sokrates'in idam edilmesi mesela nesnel bir zorunluluktu. Yani bu polisin ruhu açısından bir gereklilikti. Çünkü burada polisle yeni ortaya çıkan bir toplumsal siyasal figür olarak filosofos, felsefeci, pardon filozof karşı karşıya gelmişti. Ve bu karşılaşma barışçıl bir biçimde geçiştirilemez, üstesinden gelinemezdi. Neyse bu meseleye geleceğiz. Fakat şunu özellikle belirteyim. Polis meselesinden Sokrates savunmasına geçişimizin böyle bir bağlamı var. Daha sonra Sokrates üzerinde biraz daha duralım diyorum. Yani çünkü birkaç hafta durabiliriz üzerinde. Çünkü şey önemlidir sevgili arkadaşlar. Pek çok Sokrates portresi var. Yani zaten malumunuz Sokrates bize belirli portreler üzerinden geliyor. En baskın olanı Platon'un Sokrates portresi. Fakat bunun yanı sıra mesela Ksenofon'un da bir Sokrates portresi var. Bu iki portreyi de acaba biraz da karşılaştırmalı bir zeminde inceleyelim mi? Dolayısıyla biraz uzun tutalım mı Sokrates meselesini? Düşüncesindeyim, halen düşünüyorum. Çünkü yani bütün lisans ve lisansüstü derslerinde gördüğüm hani Sokrates'in bir çekiciliği var. Yani Sokrates denilince insanlar daha önce derse biraz daha ilgisiz olanlar dahi biraz daha böyle konuya dahil olmaya başlıyorlar. Bunu biraz da şeye de bağlıyorum ben. Hani Platon Sokrates'in savunmasında soyut spekülatif bir felsefe yapmak, akademik bir felsefeci gibi mesela Aristoteles'in metafizikte yaptığı gibi insanlar bilmeyi isterler vesaire gibi cümleler kurmak yerine bir anlatı geliştiriyor bize. Yani bir öykü, bir hikaye. Orada Sokrates'in hikayesini de görüyoruz. Sokrates'in tekilliği de önemli. Bu tekillik sanıyorum okurda özdeşleşme hislerini daha fazla besliyor ve dolayısıyla daha fazla konuya iştirak ediyor herkes. Dolayısıyla onu da yapabiliriz. Yani Sokrates'in savunması üzerinde biraz daha durabiliriz. Bunun için epey materyal var. Bu materyallere de bakabiliriz. Evet, daha sonra Sokrates'in savunmasından sonra Platon'a geçiyoruz artık. Yani dersin ortasına doğru ana yani bu patırtıyı kopartan asıl filozofa geçiyoruz diyelim. Platon'un şeye kadar yani Devletin 10. kitabında şairlere keskin ve pek çok boyutu olan estetik, teolojik, siyasal vesaire pek çok boyutu olan karşı çıkışından önce yazdığı başka diyaloglar var. Mesela İon var. Bunun yanı sıra Sokrates'in savunmasında da bir şair filozof karşılaşmasıyla zaten karşılaşmış olacağız. Daha sonra İon'u ele alacağız. Ondan sonra Platon'un Devleti'nin 10. kitabına fakat aynı zamanda 10. kitabı anlayabilmek için başka kitaplara da yöneleceğiz sevgili arkadaşlar. Daha sonra Platon'la Tragedyalılar arasında bir kavga koptu. O kavgada ortaya saçılan parçaları biraz toplamak, Tragedya'yla
felsefe arasında bir irtibat kurmak için Aristoteles'in müdahalesini inceleyeceğiz. Yani daha önce dediğim gibi özellikle poetika merkezli bir inceleme olacak bu. Fakat retoriğin birinci ve üçüncü kitapları da çok faydalı olacaktır bu noktada. Dolayısıyla bir ara müdahale ile iki tarafı uzlaştıracağız. Uzlaştırmaya çalışacağız. Anlatabiliyor muyum? Ve daha sonra dersin son temel kısmı olan tragedyalara geçeceğiz. Bu tragedyalarda özellikle başta söylediğim gibi Sofokles'in tragedyaları üzerinde, tabii o da seçilmiş olmak zorunda. Sofokles'in en fazla bizim siyasal meselelerimize dokunan tragedyalarından Antigone ile Kral Oidipus ya da Oidipus Tyrannos tragedyalarını ele alacağız. İki ya da üç tragediyası olacak sevgili arkadaşlar. Ya bu metinlerle doğrudan karşılaşmaya çalışacağız. Doğrudan metin okuması yapmaya çalışacağız. Becerebildiğimiz kadarıyla. Ve sona doğru artık şunu daha yerli yerine ortaya koyacak düzeye geleceğiz sanıyorum. Tragedyalar politikaya ve politik olana dair ne söylerler? Bunun bir tartışmasını yapacağız. Yani tragedya ve politika karşılaşmasından bizim çıkarabileceğimiz sonuçlar nelerdir gibi bir son tartışmayla dersi yavaş yavaş bitireceğiz. Bu benim takvimime göre 13 ya da 14 haftalık bir süreç. Dediğim gibi kaba taslak hali bu. Yani Homeros, Aristoteles'te polise bakış, Sokrates'in savunması, Platon'un devleti ve diğer diyalogları, Aristoteles'in müdahalesi ve tragedya yazarları, ozanları şeklinde bir kaba taslak özetleyebilirim. Şimdi burada kaynaklarımız neler olacak? Bazı ikincil kaynaklarımız var. Yani o ikincil kaynaklar aslında eski müfredatı takip etmenin bir faydası sizin için belki şu olabilirdi. Bu eski kaynaklar bende PDF olarak mevcut. Yani hepsini sizinle PDF olarak paylaşabilirim. Bilmiyorum. Öbür türlü belki bu dönemde edinmek, fotokopi almak zor da olabilir. Yani o yüzden acaba eski müfredatı mı takip etsek diye de düşünüyorum bir yandan. Neyse, buna tam karar vermek bir kenarda dursun. Temel eserlerin neler olacağını söyleyeyim. Yani bu zaten Akademiya Edutr'deki benim hesabımda ders izlencesinde var. Birincisi Aristoteles Politika dediğim gibi. Aristoteles'in aslında 3-4 eseriyle hemhal olacağız. Belki eserlerin bütünüyle değil fakat belli kitapları belli bölümleriyle. Politika, Atinalıların anayasası ya da devleti olarak tercüme edilen kitabı. Daha sonra Herodot tarihi. Çünkü Herodot tarihinde bir şeye bakacağız. Herodot tarihinde bu aristokrasi demokrasi tartışmalarının çıktığı bir bölüm var. Kısaca da olsa o bölüme bakacağız. O bölüm kısa bir bölüm olduğu için ben PDF olarak tarayıp size atabilirim de. Yani Herodot tarihini almak zorunda değilsiniz. Fakat ben olsam politikayla Atinalıların anayasasını Aristoteles'ten ve Platon'dan imkan varsa ne buluyorsam alırım. Ama dediğim gibi Herodot tarihinde zorunlu değilsiniz. Dönemin bir panoramasını, siyasal tarihini ve düşüncelerin tarihini anlayabilmek için Tükidides'in Peloponnesos savaşının tarihi. Aslında savaşlarının da denilebilir. Çünkü tek bir savaş değil bu. 30 yıl boyunca süren farklı cephelerde farklı savaşların olduğu çoğul olarak ele alınması gereken bir şey. Daha sonra Platon'un Menexenos diyaloğu. Platon'un diyorum ama bu diyaloglardan bazıları Poseidon Platon diye geçer. Yani sonradan Platon'a ait olmadığı çıkarılmış, kanıtlanmış diyaloglardır. Fakat biz felsefe tarihçisi olmadığımız için bu ayrıntı bizim için ikincil değer taşıyor. Çünkü her ne kadar Platon'a ait olmasa bile bir diyalog,
o dönemin düşünce yapılarını anlamamızı sağlayan şeyler oluyor bunlar. Sokrates'in savunması tabii. Sokrates'in savunmasını Ksenofon'un Sokrates anlatısıyla karşılaştırmalı ele alırsak ki iyi olur, bu zevkli de olur. O zaman Ksenofon'un Türk Tarih Kurumu'ndan tercüme edilen Sokrates'ten Anılar kitabı. İşte bu İngilizceye Memorables olarak tercüme edilmiş. Türkçe'ye de Anılar şeklinde geçiyor. Sokrates'le ilgili iki temel kitap yani. Daha sonra Platon'un şöyle incecik yani belki 50-60 sayfalık, o da orijinaliyle yan yana basıldığı halde, dolayısıyla belki bir 30 sayfalık diyaloğu olan İyon diyaloğu. İyon diyaloğunun tamamı. Bu da var bende. Çünkü geçen senenin müfredatında bu da vardı. Bunu da gönderebilirim. Ben size var olanları söylerim burada. Tamam mı? Daha sonra tabii ki işte orijinali Politeia olan fakat dilimize devlet olarak tercüme edilmiş Platon'un diyaloğu. O diyaloğun tamamını almanızı tavsiye ederim. Bu diyaloğun belli kısımları, belli kitapları da var. Fakat herhalde her siyaset bilimcinin kütüphanesinde bulunmalı. Değil mi yani? Yoksa ayıp olur yani. Sonra Aristoteles'in Poetikası. Aristoteles'in Poetikası neredeyse tamamını ele alacağımız bir kitap. Zaten çok uzun olmayan bir kitap. Yani bu da var. Bunu da gönderebilirim. Yani gönderebilirim değil. UK'de ders materyalleri kısmında paylaşabilirim bunları. Ha şöyle yaparız. Ben paylaşırım. Yok ya ben PDF değil bir de kitabın kendisini almak istiyorum diyen gider alır. Ama sadece öyle takip etmek isteyen öyle de takip edebilir. Daha sonra retorik. İşte bu retoriğin bazı bölümleri, hepsi değil de retoriğin hepsi açıkçası bazı kitapları biraz da sıkıcı bir kitaptır açık söylemek gerekirse. Fakat Aristoteles'in Poetikası'yla çok paralel okunması gereken ve paralel okunduğunda tragedya siyaset meselesine dair çok şey söyleyen bir metin. Onu belli kitaplar açısından ele alacağız. Özellikle birinci ve üçüncü kitabı. Daha sonra sevgili arkadaşlar Antigone ve Kral Oidipus Sofokles'ten. Bunlara da var mı yok mu bir bakarım. Fakat dediğim gibi almanızı tavsiye ederim. Bunlar kısacık metinlerdir zaten. Bunlar böyle. Ders izlencesinin sonunda bu dünyaya biraz daha giriş yapabilmek için bir okuma listesi de hazırladım. Yani ek ya da ileri okuma listesi olarak düşünülebilecek bir şey. Burada dönemin filozoflarına vesaireye dair bazı kısa yaşam öyküleri var. Fakat bunlar çok klasik olmuş kitaplar. Mesela Diogenes Laertios'un ünlü filozofların yaşamları ve öğretileri. Yani işte Marx bile Epikuros üzerine kitabını yazarken buradan yararlanır falan. Çünkü o dönemde bazı bilgiler, belgeler vesaire yok olduğu için o dönemden bir ya da iki dönem sonra yaşamış bazı biyografların yazdıkları bizim için önem taşıyor. Daha sonra mesela derlemeler var. Umberto Eco'nun derlediği Antik Yunan gibi şöyle tuğla gibi bir kitap şöyle. Alfa yayınlarından basılmış. Tuğla gibi bir kitap. Hakikaten bu Antik Yunan dünyasında şiiri, felsefesi, eğitimi vesairesiyle böyle dalmak için çok iyi bir zemin sunuyor. Yani şöyle söyleyeyim, o kadar ayrıntılı, o kadar iyi yazılar var ki orada. Mesela işte intikam hukukundan 5. yüzyılda daha rasyonelleşmiş bir hukuk sistemine doğru nasıl geçildi? Hani diyorum ya katman katman 5. yüzyıldaki değişimler. İşte hukukçu da hukuk felsefecisi de baktığında bunu görüyor mesela. Daha böyle arkaik, ilkel kabile hukukundan ki intikama, kısasa kısas anlayışına dayanan bir anlayış o. Rasyonel bir hukuk anlayışına nasıl geçildi? Çünkü demokrati aynı zamanda halk mahkemelerinin kurulduğu bir rejim aynı zamanda. Daha sonra bunların yanı sıra bazı siyasal toplumsal tarih çalışmaları var. İşte Rhodes gibi, Thomas Martin gibi. Bunlar da dönemin kronolojisini çıkartmak için önemli. Fakat bana kalırsa ben zaten bunları anlatacağım. Hani
metin çözümlemesi için de bunları içine yedireceğim. Sizin ayrıca okumanıza gerek olan bir şey değil. Fakat merak ediyorsanız okursanız faydalı da olur. Kültür tarihi gündelik hayat başlığı altında bazı şeyler var. Mesela Antik Yunan'ın kültür tarihi, Friedel'in veya yeni Pinhan'dan tercüme edilen Antik Yunan medeniyeti ile ilgili Jacob Burckhardt'ın eseri gibi. Edebiyatla ilgili bazı kaynaklar var. Güler Çelgin'in eski Yunan edebiyatı mesela. Daha bütünlüklü bir anlatı kurmak için. Felsefe ile ilgili pek çok dizilebilir burayı da. Yani böyle bir kabarık liste elde edip okuru ya da öğrenciyi korkutmak değil de daha seçilmiş bir listeyle daha nokta vuruşu atışlar yapabilmek amacım. Felsefe başlığı altında mesela Zeller'in Grek felsefesi tarihi var. Anthony Kenney'nin bu küre yayınlarından tercüme edilen antik felsefesi var. Bunlar bence bu meseleye iyi girişler. Yani pek çok felsefe tarihi var ama bunları tercih edebilirsiniz. Bir de din felsefe bağlamı var bu öneri ileri ek okuma kitaplarında. Bu din felsefe bağlamı çokça ihmal edilmiş bir bağlam. Uzun bir süre ihmal edilmiş bir bağlam. Biraz felsefe tarihçiliğindeki pozitivist eğilimlerden kaynaklanıyor. Oysa aynı zamanda bu tragedya ve filozofya arasındaki çatışma aynı zamanda bir dini yorumlar arasındaki çatışmadır sevgili arkadaşlar. Yani burada bir teolojik bağlam vardır ki teolojiye kelimesinin ilk mucidi de Platon zaten. Mesela Devlet'in ikinci kitabına baktığımızda şairlerin ilahiyat anlayışına, teolojisine karşı başka bir teolojik anlayış geliştirildiğini görürüz. Dolayısıyla hani o katman katman dedim ya, bu katmanlardan bir katmanda teolojik katman aslında. Çok katmanlı bir karşılaşma zeminiyle karşı karşıyayız. Biz bu karşılaşmanın zeminini ne kadar çok katmanlı kurar ve bu katmanları birbiriyle ilişkisi açısından çözümlemeye çalışırsak o kadar iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu din felsefe bağlamında özellikle iki isim öne çıkıyor. James Adam, Pinhan kitaptan Antik Yunan'ın Din Öğretmenleri diye bence çok iyi bir kitap. Yani eski bir kitap. Bundan yaklaşık bir yüzyıl önce yazılmış bir kitap. Önce konferanslar olarak verilmiş. Daha sonra kitaba dönüştürülmüş bir metin. Fakat gerçekten sevgili arkadaşlar çok çok iyi. Hatta Homeros bölümünü ilk hafta işleyeceğimiz kaynakçaya koyabilirim bunu. Daha önceki müfredatta olmayan bir şey bu. Çünkü hakikaten Homeros'u teoloji açısından anlamak Homeros'la Platon çatışmasını bir teolojik yorumlar çatışması olarak ortaya koymak bana çok mantıklı geliyor. James Adam'ın incelemesi de buna doğru yönlendiriyor. Bir diğeri Werner Jaeger, ilk Yunan filozoflarında Tanrı düşüncesi diye. Yani bu da çok önemli bir isim tabii. Werner Jaeger bu konuya ilk ele atmış isimlerden biri. Bu İtaki yayınlarından tercüme edilmiş bir kitaptır. Yani bu arada daha gerçekçi ve pratik olması için pek İngilizce kaynak koymayıp var olanların Türkçesini koymayı tercih ettim. Çünkü genellikle çok pratik olmuyor. Yani İngilizce kaynak koyduğunuzda orada duruyor ama Türkçe kaynaklar bile tam okunmadığı bir bağlamda işte İngilizce kaynaklar daha da şey olabiliyor. Göstermelikte koymak istemiyorum. İlk Yunan filozoflarında Tanrı düşüncesinin ilk bölümü özellikle bu kitabın başlığıyla uyumlu. Filozofların Tanrı düşüncesi hakkında genel bir perspektif sunar. Giriş bölümü. O giriş bölümden de faydalanılabilir. Daha sonra işte Empedokles'in ve çeşitli Yunan filozofların Tanrı düşüncesi şeklinde gider. Tabii ki buraya geçen sene biz dersi yaparken tercüme edilen geçen sene de derste çokça zikretmiş olduğum Erwin Rohde'nin Psyche kitabı. Bu çok önemli bir kitap sevgili arkadaşlar. Yani bu da çok uzun süre önce yazılmış bir kitap. Rohde Nietzsche'nin yakın bir arkadaşı öyle söyleyeyim. Yaklaşık bir 100-150 sene önce yaşıyor. Bu Pinhan yayınlarından çok özenli, dikkatli bir tercüme ile kazandırıldı. Bu da şunu anlatıyor.
Homerik ruh düşüncesinden Platonik ruh düşüncesine nasıl geçildi? İşte size katmanlardan bir diğeri. Yani bu derste ne yapacağız o konuda geçeceğim. Bir makale hazırlayacaksınız vesaire. Siz bu katmanlardan kendi ilgilerinize uygun olanı seçip orada daha fazla uzmanlaşmayı tercih edebilirsiniz mesela. Yani Homeros'un ruh düşüncesinden Platon'un ruh düşüncesine nasıl geçildi de bize o katmanlardan bir katmanı sunar. O da Yunanca orijinal terimiyle psyche kavramındaki değişmedir. Çok kabaca anlatacak olursam daha fazla gireceğiz bunun içine. Homeros'ta henüz soyutlaşmamış, ebedi, ezeli ve mutlak bir nitelik kazanmamış ve bedenle bağlantısını koparmamış, bedenin bir gölgesi olarak düşünülen ruh anlayışından Platon'da daha soyutlaşmış, ölümsüz, ebedi bir ruh anlayışına doğru geçilir. Şimdi bize ne ruh anlayışındaki bu değişimlerden diyebilirsiniz. Fakat klasik siyaset düşüncesinin temel özelliklerinden biri sevgili arkadaşlar, meselelerin bütünsel konulmasıdır. Yani mesela Platon'un psikolojisiyle Platon'un siyaset bilimi arasında bir ayrımı yoktur. Dolayısıyla Platon felsefesinin temeline bu ruh anlayışını koyar. Psyche. Çünkü artık psyche daha önceki dersimizde Fatih'in de mesela hatırlayacağı gibi hemen hemen her ders dönüp dönüp yeniden baktığımız bir bağlamdı, katmandı. Psyche artık erdemlerin türetilebileceği bir topos, bir zemin olarak düşünülmeye başlanmıştır Platon'da. Dolayısıyla erdemler ezeli, ebedi, ölümsüz, soyut, bedenden farklı olan, bedene karşıt olarak konumlandırılan bir topos olan psikeden türetilmektedir. Asıl mesele, yani tragedyacılarla filozoflar arasındaki çatışma erdemin nasıl tanımlanacağı meselesinden kaynaklanıyorsa, alın size psikenin bağlantısı. Erdemler psikeden türetiliyorsa bu bizi erdem meselesine de götürüyor, değil mi? Evet, böyle. Ders izlencesinin sonunda aynı zamanda bazı video kaynaklar da koydum. Bu video kaynakların işte büyük bölümü tercihe dayalı olduğu için linkleri koydum burada. Introduction to Tragedy mesela gibi, Sofia'nın seçimi gibi bazı film sahneleri vesaire veya tragedya üzerine bazı şeyler filan. Bunlar daha ziyade İngilizce. İzlemek isteyen tabi bunları da izleyebilir. Sonra da iki tane film var. İşte bu filmlerden biri Incendies, yani içimdeki yangın olarak tercüme edilen bir film. Bir diğeri de içimizdeki düşman olarak tercüme edilen, başlığı öyle çevrilen bir film. Zaten bunu izlence de göreceksinizdir. Bana kalırsa bunlar yakın dönemde bu tragedya meselesini en derinden işleyen, hakikaten tragedyanın kuramına dair de belli bir farkındalık ya da bilinçle yapılmış güzel sanat eserleri. O yüzden de bunları da sona koydum.